Türkiye'nin savunma sanayisi için önemli bir adım daha hayata geçirildi. TCG Anadolu'nun teslimi ve yeni MİGEM sınıfı fırkateynlerinin saç kesme töreni 10 Nisan Pazartesi günü Tuzla'daki Sedef Dershanesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Hizmete aldığımız TCG Anadolu en büyük ve en ağır helikopterler ile insansız hava araçlarının iniş kalkış yapabileceği kendi alanında dünyanın ilk savaş gemisidir. Bir başka ifadeyle TCG Anadolu dünyanın ilk SİHA gemisidir. Amfibi hücum gemimizin hizmete alınışıyla beraber milli uçak gemimizi üretme yolunda büyük bir adım atmış bulunuyoruz. İnanıyorum ki gemi inşa sanayimiz milli uçak gemimizi de layıkıyla yaptı ve yapacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere üst düzey katılımla gerçekleştirilen törende TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinde Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma ve kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA'da yer aldı. TCG Anadolu yerli ve milli savunma sanayimizin üretim kapasitesi ve yeteneğinin ulaştığı seviyeyi de en açık şekilde ortaya koymuştur, koymaktadır. Geçmişte piyade tüfeğimizi dahi yurt dışından tedarik ederken artık piyade tüfeklerimizi ve tüm hafif silahlarımızı, çok namlulu roket atarlarımızı, fırtına obüslerimizi, İHA'larımızı, SİHA'larımızı, TİHA'larımızı, atak helikopterlerimizi tasarlayıp inşa, imal ve ihraç seviyesine gelmiş bulunuyoruz. Ülkemizin en büyük ve kapsamlı gemisi olan TCG Anadolu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan gemiler içerisinde bir ilk niteliği taşımakta olup, aynı zamanda silahlı kuvvetlerimiz için çok önemli bir güç çarpanıdır. Bu bir takım oyunu. Takım oyunu olunca neler yapabileceğimizin en büyük gururu, en büyük eseri ortaya çıkıyor. Gemi inşa sanayi olarak yapamayacağımız gemi yok. Artık uluslararası uzmanların söylemiyle artık Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Törende ayrıca Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri için yürütülen MİGEM projesinin devamı niteliğindeki İSTİF sınıfı fırkateynler kapsamında 3 yeni fırkateynin inşa süreci saç kesimiyle başlatıldı. GİSBİR'inde üyelerinden Anadolu, Sedef ve Sefine tersanelerinin eş zamanlı olarak bir adet İSTİF sınıfı fırkateyni 36 ayda inşa etmesi planlanıyor. Tüm sensör ve silah sistemi milli olarak geliştirilen İSTİF sınıfı fırkateynler milli hava savunma kabiliyetleriyle donatılacak. Ek olarak baş top, helikopter yakalama sistemi ve ana tahrik sisteminin muhtelif bileşenleri gibi birçok alanda da millileştirme faaliyetleri sürdürülecek.